Havalar soğudu bir yandan. Tam yazı beklerken kış oldu. Kışı beklerken yaz oldu. Aman grip olmayın, kendinize dikkat edin. Malum biliyorsunuz artık korku imparatorluğuyla her şeyi yönetmeye çalıştıkları için insanların yüreği ağzında. Bugün size konuşmak istediğim konu çatışma yönetimi konusu. Ne demek çatışma? Conflictus aslında Latinceden geliyor. Silahlı karşılaşma, uzun süreli mücadele, mücadele etme gibi anlamları var. Ben bunu kendi açımdan yorumlamaya çalıştığımda, kaynakları araştırdıktan sonrasında şöyle bir tanım yapmaya karar verdim. İki veya daha fazla insanın bir araya geldiğinde karşılıklı olarak fikirsel uyuşmazlık yaşaması. Ben siyah diyorum, siz beyaz diyorsunuz. Sonuçta gri'de buluşmak için çaba sarf etmediğimiz zaman her iki taraf kendine doğru çekmeye çalıştığında otomatikman uyuşmazlık meydana geliyor. Peki bu uyuşmazlıkları yönetmek mümkün olabilir mi? Çatışmaları yönetmek mümkün olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kendi kanaatimce bugüne kadar 80 bin kişiye eğitim vermiş, 20 yıldır bu işi yapan biri olarak Türkiye şartlarında birazcık zor olsa da artık insanlar bir çatışmayla karşı karşıya kaldıklarında nasıl yönetebilecekleri konusunda az çok doğru ya da hatalı bilgi sahibi olmaya başladılar. Çatışmaları yönetmek mümkün. Nasıl mümkün? Bunun ilk kuralı bana göre, kendi gözlemime göre, kendi düşünce ve fikirlerinizden farklı düşünce ve fikirlere sahip olan insanlara karşı ilk önce saygılı olmayı öğrenmek lazım. Benim siyah dediğime karşı taraf beyaz diyebilir. Beyaz yaklaştığıma mor diye gelebilir. Önce onun penceresinden bakmak için birazcık çaba sarf etmek lazım. Diğer yandan gerçekten çatışmalarla ilgili biz anlaşamasak da, uyuşamasak da yine tokalaşıp aynı masada oturabiliriz. Yani burada illa benim dediğim olacak ya da illa sizin dediğiniz olacak diye bir kaygımız yok aslına bakarsanız. Önemli olan burada zıt fikirlerde de olsak, anlaşamıyor da olsak, medeni bir şekilde tokalaşıp aslında aynı masada oturup fikirleri tartışabiliriz veya susup yine de birbirimizi rahatsız etmeden aynı ortamda bulunabiliriz. Bu açıdan baktığımda çatışmaları çok değerli de buluyorum. Dünyada birçok buluşu ortaya çıkışında da şuna defalarca şahit oldum. Zıtlıklar, anlaşmazlıklar, yokluklar, imkansızlıklar. Bunlar hepsi birleştiğinde insanlar zorlanmayla karşı karşıya kalıp aslında yeni bir şeyleri üretmişler. Buradan da şunu hatırlıyorum. Zıt fikirler zenginliktir aslına bakarsanız. Bunu yönetmeyi becerirseniz. Eğer beceremiyorsanız da yapacak bir şey yok. O zaman işte en korkulan şey oluyor. İnsanlar kafa göz tekme tokat giriyorlar birbirlerine. Ve işte ondan sonra bütün gazetelerde, dijital mecraların hepsinde akşama kadar kaza, adam dövme, arabadan adam indirip yaralama, yolda yürüyüşünü beğenmeyip insan ayaklarına kurşun sıkma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve burada sosyolojik olarak baktığınızda da insanların belli bir sabık kriteri var. Şimdi her gün böyle depresyon, gerginlik, gerginlik, gerginlik bu bir yerden kötü patlamaya da sebep olabiliyor. Bir de bu pencereden bakmak lazım. Acaba bulunduğumuz şartlar, çevre, insanlar, kimlerle beraberiz, kimlerle ne yapmayı deniyoruz? Buna da bakmak lazım. Genelde çevrenizdeki ortalama 5-10 kişinin davranış ve tutumları sizde de belirmeye başlar. Bu sebeple kendi bulunduğunuz yeri, konumunuzu, yani bana konumat dediğiniz durum vardı ya, işte o konumu tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Hepinize kucak dolusu sevgiler, görüşmek üzere.